Bugün burada ülkemizin önemli sorunlarından, en büyük belki de sorunlarından, sağlıktaki sorunlardan biri olan talasemi hastalarımızın kan ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili Yakın Doğu Üniversitesi'nin organize ettiği kan verme kampanyasına Sağlık Bakanı olarak destek verdik ve bakanlık adına burada bulunuyoruz. Aslında çok önemli bir sorun. Talasemi hastalarımızın kan bulmakta çektikleri zorluk, bulamamaktaki sıkıntılardan dolayı kan almayı zamanında alamamaları ciddi bir sorun ve bakanlığımızı da yakından düşündürmektedir bu. Öncelikle Yakın Doğu Üniversitesi'ne çok teşekkür ederiz. Hem bakanlık olarak hem Talasemi Hastaları Derneği ve hastaları adına farkındalığı yaratmak gerekiyor. Yakın Doğu bunun öncülüklerini de yapıyor. Aslında uzun bir dönemden beri ülkemizde kan vermeyle ilgili çalışmalar hep sürdürülmüştü ama görülüyor ki bu yeterli bir noktaya gelememişti. Çünkü sorun devam ediyor. Bugün Yakın Doğu'nun düzenlediği kampanya öyle tahmin ediyorum ki amacına ulaşacaktır. 14 Haziran'da yine Tabipler Birliği ile Sağlık Bakanlığı'nın birlikte organize ettiği ve birçok paydaşın ve sivil toplum örgütünün katılacağı bir kan verme kampanyası da Kuğulu Park'ta yapılacaktır. Buradan Yakın Doğu'ya ben teşekkür etmek istiyorum. Çok duyarlılık göstermişlerdir. Farkındalığı yaratmaya çalışıyorlar. Ve halkımıza da çağrı yapıyoruz. Gerek buradaki kan verme kampanyasına, gerekse Salı günü yapılacak kan verme kampanyasına katkı koysunlar. Çünkü bizlerin belki de vereceğimiz kanla sağlıklı bir hayat ve yaşam sürecek birçok insanımız vardır. Ve bunu da bekliyorlar. Topluma çağrı yapıyorum buradan. Tüm halkımız bu kampanyalara katkı koysun, destek versin. Çünkü dayanışmamız olduğu sürece insanlarımızın mutluluğu devam eder. Ben teşekkür ediyorum. Yakın buradaki arkadaşların çağrısında Yakın Doğu Üniversitesi'ne çok teşekkürler. Bizler de yani ben Serbest Çalışan Hekimler Birliği temsilcisi olarak bugün Yakın Doğu'nun bu toplumsal duyarlılık adına başlatmış olduğu kampanyaya canı gönülden katılarak destek vermek istedik. Tabii ki ülkemizdeki hastaların talasemi hastalığı ülkemizde o kadar yaygın ki çok büyük bir sorun aslında ve yıllardan beridir süre gelen bir sorun. Ancak bu sorunu işte duyarlı toplum olabilirsek çözebileceğiz. Çünkü bu öyle bir şey ki dönem dönem yapılan kampanyalarla bunun üzerinden gelme şansımız yok. Çünkü bu grup hastalarımız sürekli bu kana ihtiyaçları var. Sürekli bu kanı almak zorundalar. Onun için demek ki toplumumuz dönem dönem sürekli bu kampanyalar olmadan da kan bağışı konusunda duyarlı olmak zorunda. Kanın tek vericisi insandır ve muadili de yoktur. Kan bağışına çağırıyorum ben de herkesi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne de Talasemiyalılara destek için yaptığı bu kampanyayı da bizler de destekliyoruz ve teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, ben başta Sağlık Bakanlığı Müsteşarımıza, Sağlık Bakanlığı adına burada bulunduğu için Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı ve diğer sivil toplum örgütlerimizin başkanlarına da teşekkür etmek istiyorum Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi adına. Bizler 3-4 yıl önce kan bağışı can bağışıdır dedik. Toplumumuzda bu duyarlılığı artırmaya çalışıyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi olarak bizler bugünün hastalarına ve bugün acil ihtiyaç duyanlarına değil, aslında gelecekte de gönüllü, geleceğimizde de gönüllü kan bağışçılığının artması ve bunun ilkokullardan başlamak üzere müfredatlara girmesi ve dolayısıyla ülkenin tümünde de gönüllü kan bağışçılığının gelecek nesillere taşınması için inisiyatif üstlenmeye, katkı vermeye hazırız. Ben tekrardan buraya gelerek halkımıza bu duyarlılığı hissettirmesi için, bu duyarlılığın ülkemizde gelişmesi için kan veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz Yakın Doğu Üniversitesi standında fuarın son gününe kadar kan almaya devam edeceğiz. Bu kanlarımızı da ihtiyacı olan insanlarımıza ulaştıracağız. Ben herkesi kan vermeye davet ediyorum. Unutmayalım. Kan bağışı, can bağışı. Bizler de sanayiciler olarak yine aynı duyarlılıkla talasemi
da kardeşlerimizin ihtiyacı olan bu kanın karşılanabilmesi için hep birlikte, birlik beraberlik içerisinde bu bağışları yapmaya devam ediyoruz. Hazırlanacak olan bir kan bağış arabası aracıyla de yine Sağlık Bakanımızın işbirliği içerisinde bu kan bağışlarının da daha kolay, daha pratik yapılabileceği, yine Yakın Doğu'nun bu duyarlı girişimiyle bugün yapılan ve bundan sonra yapılacak olan bütün kan bağışlarında uğraş veren bütün herkese teşekkürü bir borç biliriz ve böylesi duyarlı hareketlerin devam etmesini dileriz.